Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arçelik 2023 son çeyrek bilançosunu açıkladı ve böylelikle de 2023 yılını tamamlamış olduk. Arçelik son çeyrekte 5.1 milyar TL kar açıkladı ve 2023'ün tamamını 7 milyar 667 milyon TL'lik karla şirket kapatmış oldu. Benim hızlıca yapmış olduğum bilanço incelemesi neticesinde bu bilançoya dair notları sizlerle paylaşacağım. Arçelik nasıl bir bilanço ile bizi sundu. Ona şöyle değinmek gerekirse esasında enflasyon muhasebesi uygulanıyor bu çeyrekten itibaren finansal bankacılık sektörü haricinde ve 15-20 tane bilançolarını döviz bazlı takip eden şirketin haricinde çoğu şirket bilançolarını enflasyon muhasebesine göre hazırlayıp gönderiyor ve bizim gördüğümüz kadarıyla ilk gelen bilançolar itibariyle şirketlerin 9 aylık dönemde yapmış olduğu karlar enflasyon muhasebesiyle eriyor, yok oluyor. Hatta zarar yazan da şirketlerle karşı karşıyayız. Bu dönem böyle gidecek maalesef arkadaşlar. Koç grubu şirketleri Allah'tan biraz daha demek ki iyi çalışıyorlar ve hasılatlarını da satışlarını da koruyorlar ve karlılıkları da devam ediyor. Bu anlamda ilk gelen bilanço Koç grubunda Tofaş Otomotiv'di. Onda bunu gördük. Gene Türk Traktör'de de bunu gördük ve şu anda bugün açıklanan bilançoya göre de Arçelik'te de bunu görmekteyiz arkadaşlar. Şöyle biz geçen çeyrek 151.7 TL'den bilançoyu karşılamışız ve bugünkü bilançoyu karşılama fiyatımızda, kapanış fiyatımızda 166 TL oldu ve çeyreksel değişim arkadaşlar %9.43'lük hissenin fiyatı iki kişi bilanço döneminde artmış bulunuyor. Şimdi enflasyon muhasebesi gördüğünüz gibi bizim karımızı, faaliyet karımızı eritip ortadan kaldırıyor. Tabii o anlamda temettülerde bu sene şirketler temettü vermeyeceklerdir ya da daha az vereceklerdir. Ama sermaye arttırımlarının bol bol görebileceğimiz bir yıl olabilir. Şimdi şöyle bakalım bilanço kalemlerindeki değişimlere. Öz sermayesi şirketin 2022 yılında enflasyon muhasebesi uygulanmamış haliyle 27.1 milyar TL seviyesindeymiş. Buna enflasyon muhasebesi uygulanınca 2022 yılının tamamında kapanışımızdaki öz sermaye büyüklüğümüz 58 milyar TL'ye yükselmiş. Gördüğünüz gibi burada %100'ün üzerinde bir enflasyon muhasebesi uygulanınca bir yükseliş var. Ve 2023 yılında bu akşam gelen son bilançoya göre de bizim öz kaynaklarımız 59.563 milyar TL seviyesine yükselmiş. Yani burada enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra 2022 ile 23 arasındaki gelişim sadece %3'lük bir pozitif bir artış var arkadaşlar. Tabii enflasyona göre bu, yani reel enflasyon göre, yani piyasada insanların karşı karşıya kaldığı enflasyona göre %3'lük bir büyüme aslında yeterli bir büyüme değil. Ama hani diğer şirketlerin durumunun daha da fecaatler de kötü olduğunu göz önüne alırsak aslında en azından kendini korumuş, yatay kalmış diye değerlendirebiliriz. Hasılatlarımız 2022 yılında 133.9 milyarmış. Enflasyon muhasebesi uygulamadan önceki rakam bu. Enflasyon muhasebesi uygulanınca bizim satışlarımız 2022 yılında 257 milyar TL'ye yükselmiş ve 2023 yılında da biz 257 milyar TL, yani yatayda ne büyüme var ne de bir daralma var. Enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle iki geçen yıla göre yerimizde saymışız arkadaşlar. Esas faaliyet karı şirketin 2022 yılında 9 milyar TL seviyesindeymiş. Enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle 9.4 milyar TL seviyesine bu yükselmiş bulunuyor. Ve 2023 bugünkü gelen bilançoya göre de esas faaliyet karı şirketin 10.1 milyar TL'ye ulaşmış bulunuyor. Buradaki hasılat yazıyı dikkate almayın arkadaşlar. Bu esas faaliyet karı olacak. Yani 9.4'ten 10.1 milyar TL'ye yükselmişiz. Esas faaliyet karımızda da %8'lik bir yükseliş var. Net karımız bizim 2022 yılında 4.3 milyar TL'ymiş. Bunun enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle 2022 yılı karımız bizim 6.2 milyar TL seviyesine ulaşmış ve 2023 yılındaki net karımız da 7 milyar 667 milyon TL seviyesinde. Net karda da enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle bile kıyaslarsak %22'lik bir yükseliş var.
var. Bu kalemler bence yeterli. Şu gelen bilançolarda hani şirketlerin dediğim gibi karları eriyor, yok oluyor, kayboluyor. Ona rağmen güzel bir bilanço diye ben değerlendiriyorum arkadaşlar. Tabii hasılatların, satışların biraz daha artmasını beklerdik ve isterdik. Ama tabii özellikle biraz sonra göreceğiz. Onu da anlatacağım sizlere. Yurt dışı satışlarda bir daralma var. Ondan kaynaklı karlılık biraz daha stabil ve yatay ve hasılatlarda yatay kalmış. Gördüğünüz gibi bilançoda öne çıkan başlıklar arkadaşlar konsolide gelirler. Yani hasılatlarımız bizim 2023 ile 2022 yılı birbirine yatar seyir etmiş. 257 milyar TL seviyesinde bir hasılatımız var. Tabi insan şunu da demeden geçemiyor arkadaşlar. Siz 257 milyar TL'lik bir satış büyüklüğüne ulaşıyorsunuz. Yani %2-2,5'luk bir net kar marjımız var. İşte yani yılın tamamını 7,6 milyar TL'lik karla zar zor kapatıyoruz. Bu da ne yapar? %2-2,5 civarında bir net kar marjı yapıyor. Kaldı ki bu 7 milyar 667 milyon TL'lik karın içerisinde de ciddi bir ertelenmiş vergi geliri de var. Bunu da dikkatlerinize çekmek isterim. Türkiye'de toplam ve perakende talebi 2023 yılı boyunca güçlü seyrederken, yani yurt içi pazarda satışlar güçlüyken uluslararası pazarda talep zayıf seyirini sürdürdü diyor. Gene 2023 yılında FOYOK marjı düşen ham madde maliyetleri sayesinde bir önceki yıla göre 145 basman artışla FOYOK marjımız %7,8'e yükselmiş. FOYOK marjında biraz toparlanma var. Şöyle ana etkenler, ana madde başta ciro büyümesi, Türkiye'de satılan adetlerde güçlü büyüme var. Stratejik fiyat ayarlamaları da şirket yaparak uluslararası piyasalardaki beyaz eşya satışlarına düşük oluş olsa da gene bizim geçen seneki 257 milyar TL'lik satışlara, gene 2023 yılında da aynı satışlara ulaşmış bulunuyoruz. Brüt kar marjımız burada bir iyileşme var. Gördüğünüz gibi 2022 yılında %26,7'lik bir brüt kar marjımız varmış. Bu %29,3'e yükselmiş. Bunun da asıl ana sebepleri daha düşük ham madde maliyetleri, lehte gelişen euro dolar paritesi ve düşük kapasite kullanım oranı. Biraz önce de bahsetmiştik. FOYOK marjında bir iyileşme var. %6,4 olan 2022 FOYOK marjı %7,8 seviyesine ulaşmış. Bunda da brüt kar marjlarındaki iyileşme desteklemiş bulunuyor. Şöyle satışlardaki büyümeye bakalım. Satışların kırılımına ve yurt dışı ve diğer Türkiye'deki satışların durumları geçen yıla göre artmış mı azalmış mı ona bakalım. Evet, 2022 yılında Türkiye'deki satışlar 78 milyar TL seviyesindeyken 2023 yılında 96 milyar TL seviyesine ulaşmış. Gördüğünüz gibi yurt içi satışlarda, Türkiye satışlarında ciddi bir büyüme var. Ama 2022 yılında uluslararası piyasadaki satışlarımız 179 milyar TL'den 160 milyar TL'ye gerilemiş. Burada 19 milyarlık bir düşüş var. Ama gene toplamda 257 milyar TL'lik 2022 satışıyla 2023 satışı da 257 milyarla yatay seyretmiş. Bakacak olursak, yüzdelik olarak değerlendirecek olursak satışların coğrafi dağılımını, 2022 yılında %30 olan toplam satışların içindeki Türkiye payı %37'ye 7 puanlık bir yükseliş olmuş. Nerelerde düşüş var? Şuna bakalım. Batı Avrupa'da %3'lük bir düşüş var. Gördüğünüz gibi 2022 yılında %20 olan satış payı Batı Avrupa'da o %23'e gerilemiş. BDT Rusya ve Doğu Avrupa'da 1 puanlık bir yükseliş var. 2022'de %15 olan pay %16'ya yükselmiş. Yine şurada Pakistan satışlarında %1'lik bir düşüş var. 2022 yılında %100'lük bir payımız varmış Pakistan'daki satışlarda. Bu %2'ye gerilemiş ve diğer bölgelerdeki satışlarda da %3'lük bir gerileme bulunuyor. Evet, şimdi finansallara bakalım. Evet, net satışlar dediğimiz gibi yataydı. 257 milyar seviyesinde gerçekleşmiş. Brüt kar 75 milyardan 68 milyardan 75 milyara %10'luk bir brüt karda bir yükseliş var. Faaliyet karı 8,2 milyardan 11,3 milyar TL'ye yükselmiş. Burada %37'lik bir yükseliş var. Net finansal gelir giderler, finansal gider 11,9 milyar TL'lik gider yazmışız 2022'de. Bu 12 3 milyar TL'ye yükselmiş. Burada da %3'lük bir yükseliş var. Parasal kazanç gider 7,9 milyardan 9,8 milyara %25'lik bir yükseliş var. Vergi öncesi karımızda 7,2 milyardan 7,1 milyara %1'lik bir düşüş var. Net karımızda azınlık paylarını devre dışı bırakırsak 7 milyardan 8,3 milyar TL'ye yükselmiş. Burada da %20'lik bir yükseliş var. FOİ'mizde
16.3 milyar TL seviyesinden 20 milyar TL seviyesine %23'lük bir yükseliş var. Brüt kar marjında %26.7'den 29.3'e çıkmışız. Faaliyet kar marjımızda da %3.2'den %4.4'e yükselmiş. Net kar marjı 2.7'den 3.3'e yükselmiş. Forex marjımız da 6.4'ten %7.8'e yükselmiş bulunuyor arkadaşlar. Evet, şirketin 2024 yılından beklentileri ne? Gelirler Türkiye'de enflasyonla birlikte sabit reel bir büyüme bekliyor enflasyon oranlarında. Yurt dışı satışlarda da %2'lik yaklaşık bir büyüme bekliyor. Forex marjımız da %8 olarak gerçekleşmesini şirket bekliyor. Bu yıl %7.8'di. 0.2'lik bir yükseliş var. %8'lik bir forex marjı şirket bekliyor. Capex yatırımlarında 3 yatırımlara da 300 milyon euro civarında da şirket para harcamayı düşünüyor ve bekliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim temettü konusuna arkadaşlar. Arçelik temettü verebilir mi? Ne kadar verir? Onun üzerine biraz konuşalım. Ya bu yıl bu enflasyon muhasebesinden dolayı karlar eriyor ve karlar kayboluyor ve şirketlerden ben aslında BIST'in genelinde düşük temettü vermelerini bekliyorum. Daha ziyade öz kaynaklardaki gerçeğe yakın değerleme neticesinde ciddi artışlar olacağı için şirketlerin ben bedelsiz sermaye arttırımını daha çok tercih edeceklerini umuyorum ve bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Arçelik şirketi temettü geleneği olan düzenli temettü dağıtan bir şirket. Bu bilançoya göre ne kadar temettü dağıtabilir onu sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bu yılı 7.6 milyar TL'lik bir karla kapatmıştık. Gördüğümüz gibi şirket burada 2018-19 yılında temettüyü pas geçmiş ama 2020 yılından beri düzenli temettü dağıtıyor. Öncesinde temettü dağıtmışlığı vardı zaten, temettü veren bir şirketti. Ve geriye dönük olarak bakınca %53, %49, %42 karını şirket dağıtmış. Bunun da ortalaması aslında %48 yapıyor. Ama ben biraz daha düşük oranda bir temettü dağıtmayı tercih edebileceğini tahmin ediyorum şirketin. Ve %40'lık bir temettü, kardan temettü dağıtma oranını burada baz aldım. %40'lık temettüsünü dağıtırsa şirket karından burada 3 milyar TL civarında bir temettü dağıtması anlamına gelir. Ve pay başı da 4.54 TL'lik bir Arçelik'ten ben temettü beklerim. Yani 4.5 TL civarında bir Arçelik temettü dağıtabilir. O da 166 TL'lik bir şu andaki hissenin fiyatına göre, cari fiyata göre %2.73'lük bir temettü verimi yapıyor arkadaşlar. Ya bu sene yani bu şartlarda hem işte faize finansmana ulaşmakta zorluk, faizlerin yüksekliği, işte enflasyon muhasebesinin karları yutması gibi sebeplerden dolayı yani şirketin de %2.73'lük temettü dağıtımıyla 4.5 lira civarında temettü vermesini beklerim ve bu güzel bir oranda olur diye ben değerlendiriyorum ve düşünüyorum arkadaşlar. Tabii yine şirket temettü dağıtır mı dağıtamaz mı? Burada bir kesinlik arz eden bir durum yok. Benim beklentim bu yönde. Bilançoyu genel itibariyle beğendim. Yani en azından bir gerilemek yok. Şirket yine karlılığını ve satışlarını koruyabilmiş. Bunu gördü. Çünkü çoğu şirketin satışlarında ve karlarında da düşüşler var. Ona rağmen Koç şirketleri güzel bilançolar açıklamaya devam ediyorlar. Arçelik yatırımcılarına ben hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı, bereketli kazançlar dilerim.